Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkçeden İngilizceye çevirinin ikinci bölümünü yayınlayacağım. Yapıyorum. Şu an o videoyu hazırlıyorum. Bir önceki videoda İngilizceden Türkçe çevirinin ikinci videosunu yayınlamıştım. Başlayalım. Yani şöyle kabaca göstereyim neleri çevireceğimizi. Şimdi ilk cümleden başlayalım. Kafka, Prag'da kültür çevrelerinin yanı sıra basit halkla da ilişki içinde olmuştur. Şimdi burada yanı sıra diye bir ifade görüyorsunuz. Bu yanı sırayı as well as kalıbıyla ifade edeceğiz. hem de yanı sıra anlamına gelen bir kalıp. İlişki içinde olmak to be in relationship. Basit halk, simple public, kültür çevreleri, culture environments. Şimdi cümleyi kuralım. Kafka was in relationship with a simple public as well as culture environments in Prague. İkinci cümleye geçelim. 1908-1912 yılları arasında siyasal ve toplumsal olaylara ilgi duymaya başladı. Aslında burada uzun bir cümle var ama ben burada cümleyi keserek iki cümle haline getireceğim. Daha kolaylaş, daha, daha kolaylaştırmamı sağlayacak bu işi. Şimdi duymaya başladı olarak birleştirebiliriz. Siyasal ve toplumsal olaylar e, politik and social events) ilgi duymak to be interested in zaten kalıp olarak Şimdi ilgi duymaya başlamak Started to interested in He was started to He started to interested in politics and social events in between 1908 and 1912 Ya da 1808 and 1812 şeklinde ifade edebilir. Yine bu dönemde and at the same time again at the same time Çek siyaset adamlarının toplantılarına katılmaya başlar. He started to attend. Şimdi katılmak attend. Teşebbüs etmek, katılmak. Çek siyaset adamlarının toplantılarına. Czech politicians politi politicians men. He started to attend to the meeting of Czech Politicans, men. Devam edelim. Praglı Alman yazar Kafka'dan bahsediyor. German author from Prague. Dostları Çek politik hayatına uzak ve ilgisiz kaldıkları için bu toplantılara yalnız katılır. Kafka'nın bu toplantılara yalnız katıldığını söylüyor. Sebebi ise arkadaşlarının Çek politik hayatına e, uzak kalmaları ve ilgisiz kalmaları. Şimdi... Kafka ilk önce tanımını yapalım. The German author from Prague attended to the meeting alone because of his friends was uninterested to check political lives. Kafka dostları Çek politik hayatına uzak ve ilgisiz kaldıkları için bu toplantılara yalnız katılır. Tekrar cümleyi kuruyorum. Kafka attended to the meetings Alone because of his friends, was in uninterest with uh, Czech politic lives. Biri 1914, diğeri 1917'de iki defa aynı kızla olmak üzere üç kez nişanlanıp ayrılır. Nişanlanmak, get engaged, engage, nişanlanmak. Dili geç bir zaman kullanacağız burada. Got engaged diyeceğiz. Get engaged geniş zaman. Got engaged um, geç zaman. He got engaged and separated three times. Two of them was with the same girl in 1914 and in 1917. Ya da in 1900 14 and 1917 Onda derin etki bırakan nişanlısı Felis Bauer ile me mektuplaşmaktan öte pek ilişkileri olmaz. Şimdi he had no relationship With his fiancé. Nişanlı, fiancé fiance Nişanlı fiance demek. Fianse fiance nişanlı demek. Mektuplaşmak. Burada mektuplaşmak kelimesinin ifadesini chat with letters olarak ifade edeceğim ben. Onda derin etki bırakan nişanlısı Felis Power ile mektuplaşmaktan tefek ilişkileri olmaz. He had no relationship with his uh, fiance Felis Power who was who was who made a deep impression on him. Şimdi mektuplaşmaktan öte kelimesini ifade etmedik. Şimdi tekrar onu da ekleyerek cümleyi tamamlayacağım. He had no relationship beyond. Beyond ötesinde demek. Şöyle ifade edeyim. Beyond. Nın ötesinde anlamına geliyor. Nın bir şeyin ötesinde. Beyond um, chatting with letters. By letters ya da. He had no relationship beyond chatting with letters with his fiance who made a deep impression on him. Böyle ifade edebiliriz. Bu ilişkiden geriye Franz Kafka'nın ölümünden yıllar sonra 1967'de ilk kez yayınlanan 500'ün üstünde mektup kalır. Kalmak remind kelimesiyle ifade edeceğiz. 500'ün üstünde mektup over 500 letters letters Ölümünden uzun yıllar sonra many years after his death in 1967 Many years after his death in 1967 İlk kez yayınlanan published for the first time Şimdi bu ilişkiden geriye kalan Kafka'nın ölümünden uzun yıllar Sonra 1967'de ilk kez yayınlanan 500'ün üstünde mektup kalır. Şimdi burada üç çeşit gramer kullanabiliriz. Ya has been kullanabiliriz. Ya has artı verb 3. Ya had artı verb 3. Ya da e, dili geçmiş zaman olarak fiilin ikinci halini kullanabiliriz. İsim cümlesi değil çünkü bu. Fiil cümlesi. Fiil isim cümlesi olsaydı was verb kullanırdık. Şimdi. He, e, there has remained... From this relationship there has remained from his relationship over five hundred letters which were published for the first time many after years of his many after years his death in one thousand nine hundred sixty-seven Gymnatic Arcurum. There has remained over 500 letters which were for the first time many after years his death in 1967. Devam ediyoruz. 1920'de Milena Jesenka adlı bir kadınla mektuplaşmaya başlar. Mektuplaşmaya başlamak He started to chat with letters. He started to chat with letters by letters da, ya da he started to chat by letters with a woman named Milena Jesenka in 1920. Şimdi adlı bir kadın diyor. Bakın adlı bir kadın diye bir şey geçiyor burada. Bu bunu ifade etmek için named kelimesini kullanabiliriz. İsimlendirilen, e, Milena Jesenka olarak isimlendirilen ya da adlandırılan bunu cold şeklinde de yapabilirdik. Şu şekilde. İkisi de benzer anlamlara geliyor. Tekrar kuruyorum cümleyi. 1920'de Milena Jesenka adlı bir kadınla mektuplaşmaya başlar. He started to uh, chat by letters with a woman named Milena Jesenka in 1920. Ya da Um, 1920. 1920 Onunla mektuplaşmaları önce bir arkadaşlık gibi başlar. Their chatting for the first time ya da firstly at first şeklinde de olabilir. Their chatting at first uh, started like a friendship. Arkadaşlık friendship demek. Şöyle yazayım aşağıya. Ya da Tekrar okuyorum. Onunla mektuplaşmaları önce bir arkadaşlık gibi başlar. Their chatting at first starts like a friendship. Daha sonra tutkulu bir aşk, aşka dönüşür. Later it turns into a passionate love. Turn into dönüşmek olarak ifade ediliyor. Turn into diyoruz ona. E, passionate love tutkulu bir aşk zaten. Ancak fakat ya da but olarak ya da however olarak ifade edilebilir. Milena Kafka'dan 12 yaş küçük ve evlidir. Evli olmak married was married to be married. Milena was married and she was 12 years younger than Kafka. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Bir araya gelmek come together kavuşmak olarak da ifade edilebilir. Bir araya gelmek, kavuşmak. It it was impossible. It is impossible to dare come together. Bir araya gelmeleri imkansızdır. Ve bu ilişki Kafka'yı derin acılara sürükler. Sürüklemek kelimesi drag olarak ifade edilebilir. Drag. This relationship drags Kafka into deep pains. Deep derin demek. Pain acı demek. This relationship dragged Kafka into deep pains. Milena'ya yazdığı mektuplar Felice Bauer'a yazdığı yazdıkları gibi daha sonraki yıllarda yayınlanır. Şimdi Milena'ya yazdığı mektuplar. the letters which he wrote to Milena ya da the letters he wrote to Milena. Write kelimesinin geçmiş hali. Wrote yani şöyle. Bu bir düzensiz fiildir. Üçüncü hali ise şudur. Bu genelde has ve had kalıbıyla kullanılır. Tek başına kullanılmaz yani. Şimdi nerede kalmıştık? Milena yazdığı mektuplar Felice'e yaz Felice Bauer'e yazdıkları gibi daha sonraki yıllarda yayınlanır. The letters he wrote to Milena Milena was published after years like the letters which he wrote to Felice Bauer like burada gibi anlamına geliyor. Eee such as kullanmadım çünkü such as'den sonra genellikle e, bir isim gelir. Ya aralarında küçük tef ufak tefek farklar var. Tekrar okuyorum. E Milena'ya yazdığı mektuplar Felis Bauer'e yazdıkları gibi daha sonraki yıllarda yayınlanır. The letters he wrote to Milena was published later ya da after years like the letters he wrote to Felis Bauer. Devam edelim. Sağlığının kötüye gitmesi üzerine emekliliğini istedi. Şimdi burada kesiyorum cümleyi. Sağlığının kötüye gitmesi üzerine emekliliğini istedi. Emeklilik retirement. Emeklilik retirement. Sağlığının kötüye gitmesinden dolayı emekliliğini istedi diye çevireceğim ben. He wanted his retirement because of his healthy health getting worse. Kötüye gitmek. Kötüye gitmek. Getting worse. Bir şeyin sürecinden bahsediliyor burada. Kafka, Hatrı Sayılır bir Yahudi, Doğu Yahudi ve Hasidi ailesinden gelen Dora Diamant adlı 20 yaşında bir kızla tanışır. Tanışmak met zaten meet'in geçmiş hali. Kafka met e 20 year old girl named Dora Diamant who was coming from a respectable Hatrı Sayılır Jewish, East Jewish Hasidic family. Şimdi hatır sayılır respectable demek. Saygı değer anlamına da gelir. Hatrı sayılır saygı değer. Kafka tekrar okuyorum. Kafka hatrı sayılır bir Yahudi, Doğu Yahudi ve Hasidi ailesinden gelen Dora Diamant adlı 20 yaşındaki bir kızla tanışır. Kafka met met a 20 year old girl. 20 yaşındaki bir kızla 20 year old girl named isimdeki. named Dora Diamant who was coming from a respectable East Jewish Hasidic family. Devam edelim. Ancak bu olumlu ilişki sayesinde ancak sadece yalnızca tek çare olarak ifade edilebilir. Only kullanacağız burada. Only ancak bu olumlu ilişki sayesinde şimdi sayesinde kelimesi var burada bakın sayesinde birçok şekilde ifade edebiliriz owing to thanks to gibi şekilde ifade edebiliriz. Burada owing to kullanacağım ben yani şu şekilde sayesinde Mesela arkadaşlar filmlerde bazen karşımıza çıkar thanks to god thanks god şeklinde. Orada Tanrı'ya şükür falan derler böyle. Tanrı sayesinde manasına gelen. Burada owing to kullanacağım ama ben. Şimdi ancak bu olumlu ilişki sayesinde owing to this positive relationship. İç bağlar internal ties. Kurtarmak safe. Ailesi arası, ailesiyle arasındaki bağ, iç bağlardan kendini kurtarabilir. Ancak bu olumlu ilişki sayesinde prakdeki ailesiyle arasındaki iç bağlardan kendini kurtarabilir. Uh, he can save himself, can't he, himself? he can save himself um, from the internal ties between his family in prague, owing to this positive relationship, only owing to this re positive relationship. Uzun bir cümle ama güzel bir cümle. Ya birçok gramer kuralını bunu burada öğrenebiliyoruz mesela. Tekrar okuyorum. Ancak bu olumlu ilişki sayesinde Prag'daki ailesiyle olan arasındaki iç bağlardan kendini kurtarabilir. He can save uh, his self from the internal ties between his he and his family in Prague. Owing to this positive relationship. Only owing to this positive relationship. Şurada kesmiştik. Buradan devam edelim. Arkadaşlar evde kalmıştık. Dora ile o berbat enflasyon döneminde Berlin'de orta halde bir ev tutar. Ev tutmak burada hire anlamına geleceğim. Pardon hire diyorum rent anlamına gelen kiralamak. Anlamını, e, ifadesini kullanacağım. Rent a house. Orta halli bir ev tutar. Orta halli bir ev kiralar. E, burada cümleyi kesiyorum. Buradan çevirmeye başlayacağım. He rent a middle house. Orta halli bir ev. Middle house in Berlin. In a ter the terrible inflation term. Ya da the terrible inflation time. With Dora. With her zaman ile, her zaman değil de, ya istisnai gramer kalıplarında, gramer kalıpları dışında hep yani with kullanılır yani with dediğim şu yani with ile anlamına geliyor. Tek okuyorum. Dora ile o berbat enflasyon döneminde Berlin'de orta halli bir ev tutar. He rent a, ha a middle house in Berlin in a ter in the terrible inflation term ya da time with Dora. Ancak mutlulukları iki yıl sürer. Arkadaşlar iki yıl sürer diyor bak görüyor musunuz? Sürmek kelimesini ben carry on phrasal verb ile kullanabilirim, ifade edebilirim. Carry on sürdürmek, devam ettirmek anlamına gelen bir e, phrasal verb'dir kendisi. Şimdi ancak however ya da but their happiness carried on only two years. Sadece iki yıl sürdü. Mutlulukları iki yıl sürdü. Their happiness carried on two years. Kafka'nın hastalığının ağırlaşmasıyla. Ağırlaşmak ciddileşmek anlamında kullanılmış. Aggravation. Aggravation. Aggravation şeklinde. İlk başta telaffuzda hata yaptım. With the, with the aggravation of his disease. Disease. Disease hastalık demek. 1924'te Viyana yakınındaki Viyana yakınlarındaki Kierling Sanatoryumuna kaldırılır. Şurada cümleyi kesiyorum. Zaten bitti cümle. Kaldırılır. Şimdi he was taken to e, Kierling Sanatorium. Sanatorium zaten İngilizce bir kelime. İngilizce yani Türkçe'ye getirilmiş. He was taken to the To Kirling Sanatorium near, yakınlarındaki near Vienna in 1924. Cümlenin sonunu koyduk. Şimdi başını koyacağız. With the aggravation of his disease, he was taken, yakın, bakın, was taken, was, artı, verb 3 kullandım. Bu bir edilgen çatının... E, Dili geçmiş zamanın edilgen çatı halidir. Yapıldı edildi şeklinde çevriliyor. Şimdi Kafka'nın hastalığının ağırlaşmasıyla 1924'te Viyana yakınlarındaki Kärling Sanatorium, sanatoriumuna kaldırıldı. Cümle öyle bitiyordu. Kaldırıldı. He was take o şey pardon with his with the aggravation ağırlaşmasıyla of his disease disease ağır, e, hastalığının ağırlaşmasıyla. With the aggravation of the of his disease he was taken to Kirling Sanatorium near Vienna in 1924. Cümleyi tekrarlıyorum. Biraz afalladım burada, kusura bakmayın. With the aggravation of his disease disease he was taken to Kirling Sanatorium near Vienna in 1924 ya da in 1924. Devam edelim. 3 Haziran 1924'te bu sanatoryumda hayatı gözlerini yumdu. Yani öldü. He died in this sanatorium in 3 June 1924 ya da 3 June 1924. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu sayfayı çevireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Telaffuzlarımda yine hata yapmış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Biraz afalladım. Onun için de kusura bakmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.